Herkese merhaba. Sen de Excel'i kolay yoldan kullanmak ve çabuk sonuca ulaşmak istiyorsan doğru yerdesin. Çünkü bu video tam sana göre. Harfleri büyük küçük harf yapmak isteyebilirsin. Yazılarını birleştirmek ya da ayırmak isteyebilirsin. Belirli harflerin ya da yazıların bir kısmını kullanmak isteyebilir veya önüne arkasına ekler getirmek isteyebilirsin. İşte bunun için senin için yapılmış bir hızlı doldurma özelliği var. Otomatik tamamlama özelliği var Excel'in. Şimdi birlikte bakalım nasıl çalışıyor. Arkadaşlar, baktığınızda müşterilerin isimlerini ayırmak isteyebilirsiniz. Örneğin Ata Yatırım'ın sadece isimleri yanındaki bölümlerini ayrıştıralım. Geldim, yanda bir yerde olabilirim, dışarıda uzakta bir yerde olabilirim. Örneğimi veriyorum. Örneğin buraya Ata yazdım. Bir altına tam diye bu şekilde devam ettiğimde fark ettiniz mi bilmiyorum. Otomatik bir tamamlama çıkmıştı. Görür görmez enter'a basabilirsin veya üçüncüyle devam edip tekrar çıkmasını bekleyebilirsin. Diyelim ki o anı yakalayamadın. O zaman örneklerinin de içine alacak şekilde tablonun sonuna kadar boş hücrelerle birlikte seç. Sonra yukarıdaki giriş menüsünde yer alan hemen sağ tarafta doldur seçeneğini yanındaki oktan aç ve en alttaki bu şimşeye tıklat. Baktığın zaman hemen sana isimlerin ayrıldığını görebilirsin. Yanına da aynı şekilde kanalını yazmak istiyoruz örneğin. Yatırım dedik hemen yanında. Bakın otomatik çıktı, bu sefer yakalamak istiyorum. Hemen enter tuşuna basıyorum. Otomatik olarak gördüğünüz gibi istediğim şekilde bir ayrıştırma yapmış oldum. Bulduğumuz sonuçlarımızı şu şekilde seçip sileyim ve buraya bir de birleştirme işlemi yapayım. Örneğin Ata Yatırım Anadolu diye yapacağım. Dedim Ata Yatırım Anadolu diye yazdım. İlk örneği mutlaka yazıyorsun. Daha sonra bir altına başladığın anda otomatik tamamlıyor. Tamamlamazsa az önceki gibi yukarıdaki doldur bölümünden seçeceğini biliyorsun. Enter tuşuna basarak onayladığında bu şekilde birleştirme işlemini yaptın. Yukarıdan F ile G'nin arasında çift oku görünce çift tıklatıyorsun ve yazı boyutunda tamamını genişlettin ve yazılarını istediğin şekilde birleştirmiş oldun. Gelin bir de herkesin takıldığı büyük harf küçük harfi buradan yapabileceğimizi öğrenelim. Şöyle biraz genişleteyim. Örneğin Caps Lock'u açıyorum. Ata Yatırım'ı şu şekilde büyük şekilde yazdım. İkinci örneğimi yazmak için başladım. Bir de ne göreyim? Hepsini yaptı bile. Enter tuşuna basıyorum. Tamamını büyük harfe değiştirdikten sonra buradakilerin hepsini seçip kopyalayarak buraya arkadaşlar istediğiniz şekilde yapıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kolayca büyük harfe çevirmiş oldunuz. İşlemimi geri alıyorum. Aynı işlemi küçük harf içinde ya da ilk harfi büyük olacak şekilde de yapabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Sildim bu bölümünde. Hemen telefon numaralarının düzenlenmesine bakmak istiyorum. Örneğin buradaki telefon numaralarım parantezli olsun, arada boşluklu olsun istiyorum. Caps Lock'u bir kapatayım. Önce parantezimi açtım. 555'ini başına yazdım. Parantezimi kapattım. Bir boşluk vereyim dedim. 222 buradaki numarayı istediğim şekilde düzenledim. Tekrar parantez açıyorum. Burada kendisi yaptı ama bakıyorum örneğimle ilgisi yok. Devam ediyorum ben tekrar. Burayı da diyorum böyle yapacaksın. Bakın baktım yapmadı. Hemen örneğimde içine alacak şekilde altındaki boş hücrelerle seçtim. Yukarıda giriş menüsündeyim. Sağ tarafta bakıyorsun doldur bölümündeyim. Listemi açıyorum. Hızlı doldurma diyorum ve telefonları kontrol edebilirsiniz. Hepsini istediğiniz şekilde düzenlemiş oldunuz. Bunları da kopyalayıp bu kısma alabilirsiniz. Ürün kodlarımızda şöyle bir şey yapalım. Boşluklu bir şekilde yazmasını isteyelim. 77 boşluk, bakın hemen çıktı. Enter tuşuna basıyorum. Böylece bu şekilde olsun dedim. Yok, ben bunların başına harf ilave etmek istiyordum. Örneğin A diyeceğim. 86 boşluk, 45 boşluk, 12'li bir şey yapayım dedim. Tekrar A dedim. Bir altına işte buradaki gibi 77, 96 bakın çıktı. Enter'lıyorum. Kelimeler ilave edebiliyorsunuz. Sayılar ilave edebiliyorsunuz. Şurayı silelim örneğin. Diyelim ki ürün kodlarından son iki haneleri olmasın. Hemen 86 45 dedim. 77 96 bilemedi. Hemen seçiyorum şöyle.
Yukarıdan giriş menüsünden hemen şöyle hızlı doldur yapıyorum. Bakın son iki haneleri silmiş olduk. Yok dedim, ben şu sipariş miktarlarının önüne herkesten 100 adet daha sipariş alabildim. Başlarına bir ilave edeyim dedim. Bakın şöyle devam ediyorum. Hemen uğraşmayayım, şöyle seçeyim dedim kendisiyle birlikte. Açtım yukarıdan doldur ve hızlı doldur dedim. Bakın başlarına bir ilave etmiş oldum. Bölgeleri büyük harf yapmıştık. Onları da bir de küçük harfe çevirelim bakın. Tamam, küçük harf olacak şekilde de çevirebilirsin. Gördüğün gibi Enter tuşuna basıyorum. Tamamen oldu. İlk harflerini büyük olacak şekilde ayarlayabilirsin. Aralara kelime ekleyebilirsin. Örneğin ata dedin, işte tre dedin. Yanına istediğin herhangi bir şey yapabilirsin. B blokta dedin. Sonra yatırım dedin. Bir altına tan dedin, hemen çıktı. Enter dedin. Gördüğün gibi herkesi B blok diye aralarına kelimeler ekledin. Kelimeler ekleyebilirsin, yazılarını düzenleyebilirsin, sayılar ilave edebilirsin, eksiltebilirsin. Harflerini büyük, küçük harf ya da yalnızca ilk harf büyük olacak şekilde ayarlayabilirsin. Değişik tarih örneklerin varsa onların düzenlemesini yapabilirsin. İşte her şeyi Excel senin için yapıyor. Bu yöntemleri kullanırsan daha hızlı sonuca ulaşabilirsin diyorum. Dilerim bu ders sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.